Sayın izleyiciler, yine toprak kalan yol üzerinde röportaj yapacağız. Burası Adıyaman Best ilçesine bağlı Ereğli köyü. Yanımızda da Abdülkadir Aslan muhtarımız ve köy halkından vatandaşlarımız var. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarlığınız. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Evet muhtarım, bu köyün ana yolu mu efendim? Köyümüzün gerçek ana yolu burası. Gerçek ana yolu burası. Evet, gerçek. Evet. Muhtar seçildikten sonra müracaat ettim resmi olarak yazı yazdım mı? Resmi olarak daha müracaat etmedik. İlk evet, şöyle gel yakından üzerinden, arıkları çek. Yar, ay, medya üzerinden sesimizi duyuracağız ilk önce. Önce evet medya evet. Üzerinden duyuracağız. Evet. Çünkü gördüğünüz ki Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye'de neyi başarılı. Evet. Asfalt yapılan yerleri izleriz. Hem Adıyaman'da hem Emer Gölbaşı'nda arkadaşlar. Evet. Maraş'ta Türkiye'nin her yerinde asfaltlanmamış yolları Türkiye'de tek duyuran gazeteciyim, onu da belirtelim. Amcamız kaç yaşında? 60. 60 yaşında. Kaç yıl bu köyün gerçek ana yolu mu efendim? Doğduğum doğalı bu köy ana yolu. Evet. Ama asfaltı görmedi değil mi? Görmedi. Asfaltı doğru görmedi. Arkadaşımız Mehmet Çabuk mıydı? Evet. Mehmet Çabuk. Evet, sizi düşün. Mehmet Bey'in de evi burada. Gösterelim. Buradan bir ara Suratlı geçtiğinde eviniz toz oluyor mu efendim? Toz oluyor. Evet. Kışın evine gelemiyor. Buradan evine gelemiyor. Aşağıdan da kolay kolay çıkılmıyor. Araba çıkmıyor. Evet. Yani yolun en büyük sıkıntıyı biz çekiyoruz. Yani. En büyük sıkıntıyı buradaki vatandaşlar çekiyor. Evet. Ne diyoruz? İl genel meclis üyelerini göreve davet ediyoruz. Evet. Adıyaman il milletvekillerimizi parti gözetmeksizin göreve davet ediyoruz arkadaşlar. Araştırmacı gazeteci olarak. Adıyaman Valimiz Sayın Aykut Pekmez abimize de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Adıyaman'a geldik, yaklaşık bir ay oldu. Dedi ki sıcak asfalt yapılmalı dedi. Çünkü soğuk asfalt yapılmıştı. Birkaç köye haber yapmıştık. Ve haberimizden sonra gördüm ki 3 tane daha önce de haber yapmış olduğum yerin sıcak asfalt yapıldığını gördüm. Çok mutlu oldum arkadaşlar. O nedenle Adıyaman Valimiz Aykut Pekmez'e de çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetler, yapılacak hizmetlerin teminatıdır diyoruz. Burada da bir Besli'de de bir asfalt yapılması evet, gerekenler sıcak var. Sıcak asfalt 3 kilometre yolumuz 3 zaten. 3 kilometrelik bir yol. 1 kilometre. Bu 1 kilometre. Tam 1 kilometre. Tam 1 kilometre burası bir evet. 1 kilometre yolumuzun bir kilometre. Sıcak asfalt, sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Kaç hane yani var muhtarım burada? Burada kaç hane var? 130. 130 hane var. Arkadaşlar biz mutlaka işte bu çağda toprak köy yolu görmek istiyoruz. Bir de ileride köyün mezarlığı var arkadaşlar. Evet. Yani kış aylarda araçlar buradan geçmesi şansı biraz çok zor. Çünkü ilerisi ham kırmızı toprak. Çok yer çukur olmuş böyle çocuk mezarı gibi olmuş olan yerler var. Yeni nesil araçların oradan geçme şansı kışın yok arkadaşlar. Onu da belirtelim. Biz mutlaka bu yolun 1 kilometre yol fazla da değil. 1 kilometre. 2019 yılı yatırım programında buranın da sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Sayın Valimizden rica ediyoruz halk adına. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için Abdülkadir Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.